Herkese yepyeni bir The Detail bölümünden merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Evet, en son... Bakalım olay mahalline geldik. Bakalım gerçekten olaylar yaşanacak mı? Bizi Tonga'ya mı düşürdü? Tonga'ya düşürmek mi o ya? Bekleyelim mi falan filan diyorlar. Ne olacak ben de bilmiyorum. Acaba durum ne şekilde sonuçlanacak? Böylece Walton'a gelmiş olduk. Gentlemen. Sevgili gentlemanlar. Hoş geldiniz. İki polis de içeri girdi. Ne oluyor burada? Bu adamların hepsi kötü mü? United Colors of Scum. Sakin ol. Ve geç aralarından diyor. Bunların hepsi böyle pis adamlar kesin. Biri uyuşturucu kaçakçısıdır, biri köle tüccarıdır, biri bir şeydir, bilmiyorum ne yani. Bir muhabbetler dönüyor bakalım. Telefon çalıyor. Telefon mu çaldı? Ha. La polisya. Polisler geldi burada. Polislerin ne işi var diyor. Siz pislikler, polisleri mi çağırdınız ha? Biz mi? Sizdiniz o dostum falan filan diye böyle birbirlerini tutuştular. Zaten adamın kafasında kocaman 13 yazıyor ya Allah'ım. Ya. Hepsinde 13 var ya. Salak mısınız siz ya? Her tarafında biz no ne 13 törünüz bambiler ya broski falan yapıyorsunuz da saçmalık yani. Shut up! Susun. Bu iş bende tamam mı? Diye içeri giren değişik bir adam var. Oo. Bir şey yapmayın lan çocuklara yazık günah. Oo. Ha. Scott'ı vurdular lan. Adamcağızın ne günahı vardı polis olmak dışında. Bir de niye sırf onu vurdular da kızı vurmadılar? Kızı görmediler mi? Gördü. Yan yanaydılar. Kate kızım 23 yaşında böyle bir görev verdiler sana anneciğim. Artık bir şekilde yapacaksın. Hadi bunun gazıyla yaparsın bunu. Adam da çok ayırdı herhalde adam vurunca. Hani bunun imkanı mı yok? Baya içeride var ya gang war çıktı yemin ederim. Tackle! Vur gitsin. Üstünden yuvarlan. Kaçıyor şu anda Kate. Şunu seçeyim. Bunun peşinden gideyim. Diğerini boşver. Bekle. Follow the money diye bir şey aldım. Bekle dedim sana pislik. O kadar senedir koşuyorum. O kadar eğitim aldım. Sana mı yetişemeyeceğim? Yürü Kate. Yürü kız. Yürü kız. Koş. Koştur. Koştur Kate. Koştur, koştur, koştur. Çelme mermi tak aşağıdan uç çünlü gibi. İyi kovaladı ama kabul etmek lazım. Ay salak kaydı. Lön. Senin gibi cool adama hiç yakışmadı bu. İşte asit falan mı var avuzda ne var? Pis sadece ya da. Bildiğim pis. Oo adam iyi daldı ha. Yaman bitch. Ay, bu da mı ölecek? Blind, her zaman blind'e güvenebilirsiniz arkadaşlar. Gözünü çıkar. Yeah, bitch. O yüzden ne diyoruz? Burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. O yüzden her zaman ne diyoruz? Kasket takmayı unutmayın. Punch. Asıl suratını vurmasa... Punch'a bastım ama aşağıdakine gitti nedense. Punch dedim, punch. Suratına vur. Vur. Aa yakaladı. Ay 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 ay. Adam kung fu falan mı? Taekwondo falan mı biliyor? Taekwondo. Tamam. Ay 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 buna geldik yine. Aa basamadım. Dur bir daha yapacağım. Bir daha yapacağım. Yapabilirim bence. Heh. Çok güzel oldu. Bir daha mı yapacağım? Oo bu zormuş ha. Şaka maka zor yani. Ekranda şey yapıyor. Heh, bu da iki oldu. Kaç kere yapmam gerekiyor bunu? Pampiler kaç kere yapmam gerekiyor bunu? Allah Allah abartmayalım ya. 5 kez aynı şey yaptım. Hadi vur. Vuracak mısın? Ne yapacaksın? Yakalamış mı oldun? Jesus Christ Almighty.
bayağı bir olay oldu tabii. Şimdi burada iki tane o adam tipler, uyuşturucu mafyası gibi bir şey, onlar birbirine girdi, birbirlerini öldürdüler. Birbirlerini temizlemiş oldular bir nevi. Tay, hiç yardımcı olmuyorsun. Başları da geldi, bakalım. Reggie! Buradan ne olduğunu bana açıklayacak mısın Reggie? Valla partiye geç kaldık Kirk. Officer Mason içeri gitmiş, işte bayağı bir olay patlamış. Sadece ikisi mi gitti kız? Şey... yeni. For fuck's sake. Yani bir anda yolladım diyor kısaca. Peki Vuran'ı yakaladığımızı söyle bana. İşte hala ne olduğu belli değil yani, herkes gibi. O yüzden işte ama Northside 13'ün patronu falan yukarıda diyor. İşte bunun olmasını engellemeye çalışıyorduk. Arkani davasına seni alırken diyor. Valla elimizdeki bunlarla Kirk, ne bekliyordun ki? Bu tip işler hiç kontrol altında durmuyor tabii ki. Aa, efendim. Kaşlar böyle. Aa, efendim. Ne var Hayes? Scott'ı vuran kişi yani ofis Mason'ı. Onun küçük olduğunu düşünmüyorum efendim. Kimdi peki? Bilmiyorum efendim. Mantıklı gelmiyor. Peki Hayes, şimdilik sakin ol. Seni sonra şey yaparız, hallederiz senin işimizi. Tamam efendim. Peki ne yapalım şimdi Reggie? Büyük bir ünite ihtiyacımız var ve gerçek olan, yani Miami ve Los Angeles'taki gibi. Bu büyük bir değişiklik ve benim maaşımdan daha yüksek bir değişiklik. O yüzden biz yapabileceğimiz şeyi yapalım burada diyor. Peki efendim. Caitlin'le bir konuşalım. Olayların ortasında kalan sonuçta o. İyi misin? İşin şeyi falan diye işte. Gerçekten iyi misin? Biraz onlarla kalacağım, ailenle diyor. Falan der. Birazcık kendine ilgilen falan diyor. İşte klasik endişeli muhabbeti. Bir daha konuşabilecek misin? Bir daha konuşmuyor musun? Allah'ım. Bana ne, nasıl hissettin? Önemli olan içerideki olaylardı. Salak. Allah Allah. O şefler buradaymış. Şef diyorum ben bunları. Sanki şey şefiler şefiymiş gibi ama neyse. Chief. Detective. Gecemin böyle geçeceğini düşünmüyordum işin açısı. Bence hiçbirimiz öyle düşünmüyorduk efendim. Ama buradayız. Peki bu lanet olayla nasıl karşılaştık? He? Blame info. Blame resources. Take the blame. Yani bize söylesin diyecekse ne diyeyim. Bakın efendim. Biraz ileri gitmiş olabilirim. Yani ben hani birazcık erken davranmış olabilirim ama bunun olmasını istememiştim. Bu tip işlere böyle aceleyle gidememiz gerektiğini biliyorsun. Reggie ve aynı şekilde Mason da bunu biliyordu. Diğer unitler neredeydi? Meşgullerdi efendim. Bu Trudeau... Yani elimizde yeterince adam yoktu kısacası diyor. Elimizde olan şeyle, elimizde olan miktarda para değil de hani böyle kaynakla idare etmek zorundayız mor. Falan filan, bunların hepsi işte problem. Evet, diğer adamlar meşgul oldukları için yanlarında adam yoktu. Bu yüzden de az kişiyle bunun içine girmek zorunda kaldılar ve Mason da o yüzden öldü. Kısacası bunu anlatıyor. O adamın işte çocuklarını biliyorum, karısını biliyorum. Geçen sene verdikleri yıl dönümünde de partilerinde de oradaydım. Ve bu yüzden de bu sizin liberal planınız şeyin, liberal planınız, liberal plan zımbırığınızda şey yapamayacağım diyor. Böyle oturup sizi alkışlayamayacağım. Kusura bakmayın diyor. Mor, abartmıyor musun? Burada basın var diyor. Peki peki, lütfen sakin olalım. Bu şehirde daha büyük bir ünite ihtiyacımız var diyor. Peki hangi para ve insanla bunu yapacağız Mor? He? Bence dedektif bu konuda haklı. Ama efendim, rakamları siz de gördünüz. Rakamların ne durumda olduğunun farkındayım. Hatta cinayetlerin ne durumda olduğunun farkındayım. Ve şu anda da
ölü memurların da farkındayım diyor. Bir şeyin yapılması gerekiyor ve bunu yapacak kişi de mutlaka muhtemelen dedektif Mor. Bu benim onurum olur. Onur. Yine chicken translation. Onurlanırım efendim tabii ki. O zaman bu iş tamamdır. Kağıt işlerini halledin hemen dedi ve sanırım dedektif Mor'un istediği şey de gerçekleşecek böylece. Yani bu kadar cinayetin olduğu bir yerde tabii ki daha büyük bir bütçeye falan ihtiyaçları var. Sadece başka bir cinayet. Mali işte katil bu. Şey gerisine koy. Barların gerisine koy. Şimdi hiç gülen yüz görmüyorum. Sadece kırmızı ve mavi ışıklar. Ve arkadaşım olarak gördüğüm evinin poşetin içinde girmek. Daha büyük bir resim var şu anda karşımızda. Bu tavşan deliğinden ben girmek istedim. Daha da derine inmek istedim. İşimiz bu, yaptığımız iş bu ama bu sefer kendimi kaldırabilecek miyim? Emin değilim. Hani bunun üstesinden gelebilecek miyim? Emin değilim dedi. Ve Joe'ya geçtik sanırım ha. Belki de Reggie ile olan işimiz bitmiştir. Şimdi sıra Joe'da. Bakalım Joe evine geldi. Allah'ım nasıl bir olaydı. En azından o adamı vurmak zorunda kalmadım. Ne? Aa kapısı açık adamın. Hakikaten ben de diyorum lan niye kapı açık? Hello? Evelyn? Oh no. Ay ailesine bir şey olmadı inşallah adamın. Ulan bir gecede iki aileyi katlettin Mereci. Eğer öyle bir şey varsa. O şey değil mi İlya? O değil. Aftermath. Selam Mr. Miller. Bölüm 2'de Küllerden isminde olacak. Seri hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Telltale'in muhtemelen yani yanından bile geçemez. Yanından bile geçemez. Böyle bir şey kendiler olayla falan alakası yok ama benim gibi seslendiğim eksiği benim için çok büyük bir eksik. Onun için bilmem nasıl olmuş olabilir. Bir kez olmadığı için iyi bir ses. Sanatçısına. Belki de işte, yetişemedikleri için arkadaşlarına falan yaptırmamış olabilirler ama dediğim gibi böyle bir şey bu tip oyunların özellikle duyguları insanlara aktarabilmeleri için bu tip şeylere ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Eğer buna bütçeniz yetmiyorsa bunu çok iyi ses efektleriyle, çok iyi müziklerle kurtarabilirsiniz ve biz de çok böyle etkilenebiliriz kesinlikle ama ben yani öyle çok etkilenerek oynamadım bu oyunu şahsen. Bakalım ne olmuş şimdi olayın bir ilk bölümün sonuçlarına bakalım. Şimdi yüzdeleri vermemiş ama ne yaptığımız burada anlatılıyor. Aşağıda da sanırım bir şeyler yazıyor. Manage to get love, pay some protection. Bunlarla ilgili işte küçük küçük notlar konulmuş. Bunlar yaptığımız seçimler anladığım kadarıyla. Tabii yaptığımız seçimlerin oyuna bir etkisi olup olmadığını anlamamız için oyunu bir daha oynayıp diğer seçenekleri seçmemiz gerekiyor. Ama işin açıkçası dediğim gibi bu Burton kim ya? Ha bu şey bizim chief'in polis. Bir böyle oynayayım tekrar gibi bir havam yok. Yani öyle beni hikaye şu anda sarmadı. Bilmiyorum bakalım yine tabii ki bölüm 2 çıkarsa eğer oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. O yüzden The Details'ın ilk bölümünün sonuna geldik. İkinci bölüm çıktığı zaman bakalım eğer ilgimizi çekerse tabii ki oynayacağız. Seriyi devam ettireceğiz. Hani nereden devam ettiririz bilmiyoruz. Bakalım. Bir sonraki o zaman ikinci bölümde ya da herhangi bir yeni bir oyun serisinde görüşmek üzere. Herkese